Selamun aleyküm. 6 Eylül'de dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1566 Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman seferdeyken Zigetvar yakınlarında hayatını kaybetti. Ölümü İstanbul'a dönene kadar gizlendi. Osmanlı Devleti zirve yıllarını yaşadığı Kanuni dönemi birçok tarihçiye göre ise çöküşün başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Osmanlı Devleti Kanuni zamanında yapılan fetihlerle doğuda ve batıda doğal sınırlarına ulaşmıştı. Bu da duraklamaya giden en büyük etkenlerden biridir. 1975 Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde 3000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 7000'e yakın ev yıkıldı. 144 kilometrelik karayolu kullanılamaz hale geldi. Birçok köye yardım götürülemedi. Çadır ve ekmek dağıtımında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Lice'ye giriş çıkışlar yasaklandı. Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 6,6 olarak açıkladı. 8.149 bina hasar gördü veya yıkıldı. 1980 Siyonistlerin Kudüs'ü ebedi başkentleri ilan etmelerinin ardından Konya'da Kudüs mitingi yapıldı. Necmettin Erbakan liderliğinde Konya'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Kudüs'ü kurtarma yürüyüşü 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yargılanan Milli Selamet Partisi davasında önemli bir kanıt olarak kullanıldı. Müslüman halkın tamamının katılmak isteyeceği ve imkanlar dahilinde katılacağı bu yürüyüşün yasa dışı olduğunu kabul eden dönemin junta yönetimi ve mahkemeleri bu tutumlarıyla Siyonist işgalini onayladıklarını ve Siyonizmle işbirliği yaptıklarını adeta itiraf etmiş oluyorlardı. 1980 Sovyetler Birliği Güney Kore Hava Yolları'na ait Boeing 747 yolcu uçağını düşürdü. 249 kişi hayatını kaybetti. Normal şartlarda bu olay ABD ile Sovyetler arasında bir savaş sebebi sayılmaktaydı. Ne var ki İslam beldelerine odaklanan ABD dikkatini dağıtmak istememiş ve bu olayı kınamayla geciktirmişti. 1992 Çeçenistan'da bağımsızlık ilan edildi. Dağılmış olan Sovyetler Birliği'nin arttığı durumundaki Rusya, Çeçen-İnguş Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımayacak ve Çeçenistan'a savaş ilan edecekti.